هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. إكرام إذن الله سبحانه وتعالى. Bir devlet başkanı, bir belediye başkanı, bir makamı mevkisi olan adam birine ikram ettiği zaman hemen bir minnet duyuyoruz, hemen bir teşekkür. Hatta sunduğundan kat kat daha fazla teşekkürü ortaya koyuyoruz. Bu bizim fıtratımızda var. Ve bize bu kadar ikramı bahşeden, merci olan, kaynak olan Allah subhanahu wa ta'ala karşı niye aynı zilleti ve fakirliği göstermiyoruz? Allah bunun hesabını soruyor. Fıtratınızda bu var diyor, size hep ikram eden benim. Nasıl olacak? Nasıl siz Rabbinize karşı aldanıyorsunuz? Çünkü Allah'ın keremini şöyle ifade edecek devamındaki ayetlerde. Diyor ki ellezî halakake, o ki öyle bir kerim Rabbin ki hiçbir şeyken seni yarattı. Sen bir varlık değilken, bir hiçken seni yoktan var etti. Seni nimetlere, lezzetlere, tatlara kavuşturdu. Evlat verdi, mal verdi, dostlar verdi, arkadaşlar verdi, sohbet meclisleri verdi sana. Dünyaya dair güzellikler, hazlar verdi sana. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ O Rabbin ki diyor, sana şekil verdi, en güzel şekilde yarattı seni. İşte bununla alakalı olarak da hadis kaynaklarında birkaç tane hadis sabit olmuş seleften tefsirler. Tabi bunlar da tefsirlerde yer alıyor. Mesela bir tanesi İmam Ahmed'in Müsned'inde var olan hadis. Allah subhanahu wa ta'ala peygamber diyor avucunu açtı, parmağını koyarak dedi ki aleyhissalatü vesselam, Allah kıyamet günü diyecek ki ey Ademoğlu, seni böyle bir acziyete bana karşı düşüren nedir? Ben seni yaratmışken, ben seni güzelce şekillendirmişken, ben sana verip, sana toplayıp, senden kötülükleri defedip, sana bütün ikramlarımı sunmuşken, hani nasıl olur da bana karşı aldanıyorsun diye din günü diyor Allah subhanahu wa ta'ala kullarına bu soruyu, bu hesabı soracaktır.